bize ait değerleri asırlarca evvel yitirdik. Onun yerini şekiller aldı. Vesayette dini idare edenler aldı. Börekçilerden sonra körekçiler, körekçilerden sonra da Tatar börekçileri, onlardan sonra da pilavcılar, pilavdan sonra kadayıfçiler ve böyle gitti. Vesayette dinin canını okundu. Siyasi ideolojinin güdümüne girdi. Onlar ne diyorlarsa din adına ona doğru dendi ve dinin ruhuna hıyanet edildi. Asırlar var böyle. Bir de bu meseleyi bu şekilde ele alan haramiler, dinin ruhunu başkaları çaldı demek suretiyle hırsızlığı kendileri yaptıkları halde onu başkalarına nispet etmek suretiyle o töhmetten sıyrılma gayreti içine, cehdi içine girdiler. Ve dine yazık ettiler. Din bir muhakeme işiydi, tefekkür işiydi. Din bir kalp işiydi. Din bir vicdan işiydi. Din Allah'la sımsıkı bir irtibat işiydi. Din bir muamele işiydi. Tavır ve davranışlarında milimi milimine doğru olma, bir sadakat işi, bir istikamet işi, bir hak işi, bir adalet işiydi. Kaçı var günümüzün insanında? Evet, din şu kuzu canavarlar içinde, o kuzunun maruz kaldığı şey gibi, ehli dünya, çakacı, alkıştan hoşlanan, çalın çatan, Kur'an-ı Kerim'in temattı sözüyle ifade buyurduğu, yetemattı diyor. Kasıla kasıla gezen, kendini bir şey zanneden, bir şey olduğuna inanan, insanların elinde kaldı ve olan dini oldu. Avam halk yığınlar, kitleler de zannettiler ki din bunların dediği gibi. Onların dediği gibi değildi. Din Kur'an'ın dediği gibiydi. Din insanların itaat tablosunun yaşadığı gibiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mihdiyyîn azzu aleyha bin nevâciz. Sizin üzerinize lazım olan, sımsıkı sarılmanız gerekli olan benim yolum, benim yöntemim buyuruyor insanlığın iftar tablosu ve benden sonra da Raşid halifelerini. Kaç tane insan gösterirsiniz hayatını Hazreti Ebubekir gibi dizayn etmiş götürüyor. Uçtakilerden, baştakilerden bahsetmiyorum. Onlar bütün vicdanlarını dünyaya kaptırmışlar. Halktan bahsediyorum. Kaç insan Hazreti Ebubekir'in baktığı gibi dünyaya bakmış ve giderken ellerini çırpmış, dünya adına her şeyim gitti hanumanım kalmadı demiştir. Kaç insan gösterebilirsiniz ki dünyayı Hazreti Ömer gibi yorumlamış, o da ellerini çırpmış, du cihandan vazgeçtim hanumanım kalmadı demiştir. Kaç insan Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi, aşere-i mübeşşere gibi gösterirsiniz. Din safı evvelde onlar tarafından arızasız kusursuz temsil edildiyse o dindir. Sonra insanların heva ve hevesine, belli idari sistemlerin vesayetindeki şekline din ona göre şayet idare ediliyorsa ona din gibi bir şey denir, din denmez. Bunlar da din gibi bir şey yapıyorlar galiba. Namaz kılıyor gibi yapabilirler, oruç tutuyor gibi yapabilirler, hacca gidiyor gibi yapabilirler. Ama namazları onlar için sadece bir yorgunluk hasıl eder. Oruçları da açlığa vesile olur gider.
haçları da turistik şekilde cereyan eder. Ama onun arkasında onlardan kazanan da kazanır. Haç kervanları teşkil ederler. Meseleyi ticari, turistik bir organizasyon haline getirirler. Ve vurgun vurgun üstüne yaparlar. Dinin sırtından da geçinirler böyle. Ve bu din gibi bir şeydir, din değildir bunlar hiçbiri. O saf kitleleri, yığınları aldatan da onların önünde biliyor gibi görünen o cehli mürekkep, cehli mükab insanlar. 3-5 tane kitap karıştırmak suretiyle ben dini öğrendim derler. Nazarının dışına çıkamamışlardır. Bir dönemde isimsiz müsemma, ilklerin yaşadıkları gibi kalbi ve ruhi hayatı hiç duymamış, hiç yaşamamışlardır. Belli bir dönemde de isim müsemma birliği içinde tekke ve zaviyenin verdiği ruhu veya kalbe bakan yanlarını hiç onun duymamış, düşünmemiş, yaşamamışlardır. Ne gibi yaşamışlardır? Müsemmasız isim, boş, anlamsız, zaviye gibi yerler, tekye gibi yerler, Türk-i Aliye gibi tarikler, gibi, mesele gibiye kalınca her şey gibiye takılır gider. Gibi aynı değildir onun. Gibidir o.